Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir tarifle geldim arkadaşlar. Maya kullanmadan, yağ kullanmadan, yumurta kullanmadan hem de hamur yoğurmadan lavaş ekmeği yapacağız 5 dakikada. İnanılmaz kolay ve lezzetli oldu. Hepinize denemenizi tavsiye ederim. Yumuşacık, pamucuk ve gördüğünüz gibi balon gibi kabaran lavaşlarımız oluyor arkadaşlar. İçerisinde kabartma tozu yok, maya yok. Gördüğünüz gibi nasıl da güzel kabarıyorlar. Evet, sizleri daha fazla bekletmeden hemen malzemelerimize ve yapılışına geçiyorum arkadaşlar. Ayrıca malzeme listemizi açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. 1 su bardak un, 1,5 çay kaşık kadar tuz, yarım çay kaşık şeker ve bir bardak su ve süt karışımı kullandım arkadaşlar. Dilerseniz tamamını sudan veya sütten yapabilirsiniz. Kıvamı koyu olursa yarım çay bardak da su takviyesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben ilk etapta birebir ölçü kullandım. Bir bardak una, bir bardak sıvı su kullandım. Daha sonrasında pişirdikten sonra tavada tam dağılmadığını görünce yaklaşık yarım çay bardak, bir çay bardak arası su takviyesi tekrardan yapıp kıvamını açtım arkadaşlar. Sizler de kendiniz kıvamını o şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet, tavamızı, teflon tavayı ocağa koyup ısıtıyorum. Altını da hafif böyle peçeteyle yağladım arkadaşlar, yapışmasın diye ilk işlemde. Sonrasında bir daha yağlama yapmadım. Krep yapar gibi, gördüğünüz gibi krep hamuru gibi akıcı bir hamur elde ettik. Krep yapar gibi tavamıza hamuru döküyoruz. Bir kepçe her yerine dağıtıyoruz tavanın ve sonrasında çevirerek pişiriyoruz. Ve pişerken de gördüğünüz gibi balon gibi lavaşlarımız kabarıyor. Evet, evimizde kendimiz misler gibi lavaş yapabiliriz arkadaşlar. Dışarıdan almamıza hiç gerek yok. Hem daha hijyenik ortamlarda kendimiz yapıyoruz. Hem içerisine ne katıyoruz biliyoruz. Ve çok da kısa bir sürede lavaşlarımızı elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi balon gibi de kabarıyor. Ve misler gibi mutfağa da koku yayılıyor. Evet, hamurumuz bitene kadar bu işlemi uyguluyoruz. Birkaç sefer çevirme işlemi yapıyorum. Evet, pişen lavaşlarımı kağıt havlu koyulmuş tabağa alıyorum ve tekrardan bir kepçeye koyuyorum tavama. Her yerine gelecek şekilde dağıtıyorum. Ve sonra pişiriyorum. Altını çok açmıyorum arkadaşlar. Benim ocağım 9 derece, en yüksek 8 dereceye kıstım. Yani 7,5-8 derece arası lavaşlarımı pişirdim. Bu şekilde olduktan sonra çeviriyorum. Daha sonra tekrar çeviriyorum. 1-2 sefer çevirdikten sonra lavaş ekmeklerim hazır pişmiş oluyor. Hem çok kolay hem de çok pratik. Artık dışarıdan lavaş almaya para vermeyeceğiz. Evimizde kendimiz yapacağız. Gördüğünüz gibi sadece un ve su lazım arkadaşlar. Ve sonrasında pişirmek kalıyor. Misler gibi kahvaltıya yapabilirsiniz. Aniden acıktınız, evinizde ekmeğiniz kalmadı. Hemen kalkın, hamuru çırpın, yapın ve pişirin arkadaşlar. Yoğurma işlemi yok, hamur açma işlemi yok. Herkes yapabilir. Gerçekten çok pratik. Öğrencilerimiz, gençlerimiz, dışarıda çalışanlar, anne yemeğine hasret olan kişiler bu tarifi uygulayarak evinizde lavaş yapabilirsiniz arkadaşlar. Pişirirken ben dakika tutmadım ama aşağı yukarı arkadaşlar 1-1,5 dakika arasında toplamda lavaşlarımız pişiyor sanırım. Sizlere de tam çok
kesmeden paylaşmaya çalıştım. Çok yüksek ateşte pişirmeden, kontrollü bir şekilde hamurumuzu yakmadan pişirelim. Krebi de çok andırıyor arkadaşlar. İçerisinde yumurta yok sadece. Ve bir de tavada gözleme yaptım. Gördüğünüz gibi mesela canınız gözleme çekti. Kim gözleme hamurunu yapacak da açacak değil mi? Alın size gözleme. Bu kadar pratik gözleme belki hiç yapmamışsınızdır. Bu şekilde hamuru tavaya döktükten sonra iç malzemesini, peynir ve maydanozu koydum ve kapatıp bu şekilde gözlemelerimi pişirdim arkadaşlar. Bunu da sizlere göstermek için örnek olarak yaptım. Dilerseniz ıspanaklı yapabilirsiniz, patatesli yapabilirsiniz, peynirli, kıymalı, her türlü harçtan gözlemelerinizi hazırlayabilirsiniz. Eğer buraya kadar izlediyseniz videomu çoktan beğenmiş olmalısınız. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü hala izlemeye devam ediyorsunuz. Bunun için de sizlerden ricada bulunmak istiyorum arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, aşağıya yorum bırakmayı ve kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Bana vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum. Evet. Lavaş ekmeklerim pamucuk oldular gördüğünüz gibi. Gözleme lavaşlarım artık yemek için hazırlar. Şimdi lavaşımı nasıl kullandığımı da sizlere örnek olarak göstereceğim arkadaşlar. Toplamda 7 tane lavaş çıktı. Evet. Yumurta çırptım tereyağında, bol tereyağında arkadaşlar. Çırpmış olduğum yumurtayı lavaşımın içerisine bu şekilde koyuyorum. Maydanoz ve yeşil soğan doğrayıp dilerseniz biraz tuz, biraz da acı biber serpebilirsiniz. Sıkmasını sıkıp bizler afiyetle yedik. Çok beğendik. Gerçekten müthiş lezzetliydi. İçerisine çikolata da sürebilirsiniz. Peynir sıkması yapabilirsiniz. Her türlü sıkmayı yapabilirsiniz arkadaşlar. Lavaşlarımız bir harika oldular. Gerçekten çok pratik ve çok leziz oldular. Hemen 5 dakikada yaptım ve bizler afiyetle kahvaltımızda yedik. Malzememizi çoğaltarak sizler yapabilirsiniz. Evet. Süt yerine su kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da tekrardan belirteyim. Evet, şimdi gözlemimizin de içini göstereceğim sizlere ve sonrasında veda edeceğim. Çok lezzetliydi arkadaşlar. Peynirli, maydanozlu. Harika gözlemelerimiz oldu. Evet. Hamur yoğurmadan, hamur açmadan gözleme ve lavaş ekmeği yaptık. Sizlere de denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Deneyenlerin, yapanların yorumlarını da aşağıya bekliyorum arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Bana vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.